Evet, query'lerle devam ediyoruz. Yine teorik olarak bilinmesi gereken konseptlerden bir tanesi. Bunları böyle teorik olarak anlatıyorum. Örnek projede de kullanacağız ama gerçekten bunları anlatmam gerekiyor. Çünkü bunlar böyle hep mihenk taşı seviyesinde yapı taşlarımız bizim. Ondan dolayı bunları bilmemiz gerekiyor. Query'lerden de kastımız aslında yine elimde testing library'nin dokümanı var. Oradan göstereceğim. Query'ler aslında şu. Biz mesela gidiyoruz burada screen nokta diyoruz ya. Hani nokta deyip get by text diyoruz mesela. Bu bir query. İşte get by text dediğimiz zaman ne yapıyor? İçerisine verdiğimiz texte sahip olan elementi gidiyor ekrandan domdan buluyor ya. Işte biz onu bir query ediyoruz aslında. Bunun React Testing Library tarafında birden fazla yöntemi var. Yani sadece get by text değil. Yani şu by text kısmının bir sürü kullanım metodu var ama buradaki get kısmına da bir sürü kullanım metodu var. Şöyle aşağı inip onun detayını göstereceğim. Burada bunun bir tablosu var. Bu tablo gerçekten çok güzel bir tablo. Ben her seferinde unutuyorum ve bu tabloya gelip böyle bir bakıyorum ne nasıldı diye. Şimdi buradaki olay şu aslında. Siz eğer bir şey get by'la query ile by veya find ile alırsanız bunların farklılıkları ne? Yani Mesela ben buraya get by diyorum ya. Mesela bunu şu şekilde query yaparsam ve kaydedersem gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Çalışmaya devam ediyor. Veya find by dersem burada direkt olarak hata veriyor. Bunun hata vermesinin sebebi mesela ben buraya await ve async koyarsam şu şekilde bu da çalışacak. Yani aynı şeyler aslında ama sadece aralarında dediğim gibi ufak farklılıklar var. İşte o farklılıkları göreceğiz. Birinci farklılık şu. Siz eğer DOM'un içerisinde var olduğundan emin olduğunuz bir şey test ediyorsanız. Yani örnek veriyorum element bir yeni document diyoruz. Yani elementin var olduğunu biliniyoruz bildiğimiz bir case'i test ediyoruz ya bu durumda get kullanmalıyız. Yani eğer o element olmadığında bir hata fırlamasını istiyorsak çünkü biz günün sonunda testi niye yazıyoruz? Olası bir durumda bizim beklediğimizin durumunda aksi bir şey olursa yani örnek veriyorum burada ben geleyim şuraya app.js'in içerisine ve burayı şöyle değiştireyim yani patlamasını sağladığım zaman gördüğünüz gibi ne oluyor? Fail oluyor. Yani ben bunu fail olmasını istiyorsam yani bir patlamasını istiyorsam bu tarz bir durumda get kullanıyorum. Get'in mantığı bu. Yani temelde siz bir şeyin patlaması olmasını bir error vermesini istiyorsanız get kullanırsınız. Ama bir şeyin var olmadığından eminseniz yani işte öyle bir durum var ki o durumda o elementin olmadığını kontrol etmek istiyorsunuz. Yani olmadığı durumda patlamasın ama olmadığını assert etmek istiyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani yine mesela bizim bir hani şöyle düşünün bir listemiz var. O listede mesela 1, 2, 3 diye gidiyor. Örneğin yapacağız. Mesela bir to do item listemiz olsun. ve i̇şte to do item listemizde olmadığında yani hiç to do'muz olmadığında işte to do yok yazıyor. Mesela bir empty state'imiz var. Mesela siz şunu kontrol kontrol etmek istiyorsunuz. To-do'lar varken to-do yok diye render ettiğimiz elementin olmadığını kontrol etmek istiyorsunuz. Yani günün sonunda var olmayan bir element var ama siz bunun bilincindesiniz ve onun var olmayışını test etmek istiyorsunuz. Bu durumda onun var olmayışını size bir hata vermemesi gerekir. Çünkü hata verdiğinde ne oluyor? Bu satır direkt patlıyor. Yani bir JavaScript error'u veriyor. Siz bunu istemiyorsunuz. Siz testin hata vermesini istiyorsanız veya testin çalışmasını istiyorsanız mesela gelirsiniz buraya query dersiniz. The işte query by Testing dersiniz ve buraya dersiniz ki not to be in the document yani hemen de burada zaten dökümanın da söylediği budur. Eğer bir elementin domda olmayışını kontrol etmek istiyorsanız query ile dökümanda olduğundan emin olduğunuz bir elementi test etmek istiyorsanız da get by ile test etmenizi ister. Find'ın da farklılığı şu find da yine günün sonunda get gibi bize bir error fırlatır eğer bir şeyle match edemezse ama asenkron seviyede de çalışır. Yani örnek veriyorum siz bir butona basıyorsunuz o butona bastığınızda belirli bir element o butona basıldıktan sonra DOM'un içerisine render edilmesini istiyorsanız doğal olarak basar basmaz orada render edilmeyecek. Yani bir aslında asenkron bir işlem. Yani bastınız. Arkada işte React onu gitti render etti. Arkada bir işlem gerçekleşti ve daha sonrasında onu DOM'a koydu. Yani bir beklemeniz gereken bir işlem varsa find by koyarsınız ve find by koyduğunuzda zaten direkt size kızıyordu. Direkt ne diyordu? işte bunu kullanıyorsanız bir promise return ediyor diyor. O yüzden bunu await ediyoruz. Tabi await ediyorsak bu da bir async function olduğu için ne oluyor? Bu hale geliyor. Bu da temelde dediğim gibi siz bir elementin belirli bir süre sonrasında veya belirli bir t anından sonra DOM'a render edildiğini biliyorsanız yani bir asenkron bir işlem varsa bu durumda find kullanırsınız. Dediğim gibi bu by text kısmı ayrı bir konu. Tamamen ben şu an find, get ve query kısmını konuşuyorum. Bunlar bizim aslında query'lerimiz. Bunların bir de all olan metodları var. Yani işte get all, query all, find all. Yani birden fazla geliyorsa aynı bu aslında şey gibi JavaScript'teki query selector all falan diyoruz ya hani aynı mantık aslında. Sizin birden fazla elementi seçmek istiyorsanız birden fazla elementi yakalamak istiyorsanız, işte mesela burada find by ile de, find all by dersiniz, bu size doğal olarak ne yapar? Bir array döner. Temelde bu da aslında bu kadardı. Yani querylerimiz bunlardan ibaret. Bu tablo gerçekten önemli. Burada da temelde bize şunu diyor. Sen eğer get by kullanırsan diyor, hiçbir şeyi match etmezse error fırlatır. Bir tane bir bir matchin olursa elementi verir. Birden fazla matchin olursa error fırlatır. Bunun da sebebi şu, error fırlatıyor çünkü birden fazla sen get by ile yakalıyorsun. Yani sen zaten eğer orada birden fazla element Element'in dönmesini bekliyorsan yani beklediğin şey buysa zaten get all kullanmalısın. E sen birden fazla element beklemiyorsun. Get by kullandın ama birden fazla dönerse hata veriyor ki bak burada bir yanlışlık var haberin olsun diyor. Async mi? Hayır. Query by'da eğer hiçbir şeyle match etmezse null bana veriyor. Yani bir error fırlatmıyor ki error fırlatmadığı için de ben ne yapabiliyorum? Burada assert edebiliyorum. Bir tane elementle match ederse element return ediyor. Birden fazla olursa yine error fırlatıyor ve async değil. Find da yine aynı şekilde hiçbir şeyle match edemez hisse error fırlatıyor. Elementi veriyor. Birden fazla olursa meçe şey error fırlatıyor. En önemli kısmı async await yapısı. Yani bu bir promise döndüğü için bunu biz async şekilde bekleyebiliyoruz. Burada multiple elementlerde aynı mantık aslında. Sadece onların multiple şekilde seçilebilmesini sunuyor bize. Temelde de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.